Türk insanı sizlere açıkçası öyle bir geçer zamankiyle tanıdı, oradaki rolünüzle. Sonra gerçekten gönüllere taht kurdunuz. En sonunda Yeşilyurt'ta güzel bir filme imza attınız. Öncelikle Malatya'yı nasıl buldunuz? Bu soruyla başlayalım. Devam edelim dilerseniz ondan sonra. Tabii. Şimdi Şubat 2020'de Girift dizisini çektik. Burak Hayda Hoca'nın bir işi. Kanal D için. Çok çok güzeldi. Ben de çocuklarımla geldim. Milat ve Melodi. Ve bu şekilde Emine Hanım'la tanıştık. Emine Aydıncak. O Milat ve Melodi'yle inanılmaz güzel ilgilendi. Çok özel bir bağ kurduk. Yani ben o şekilde gerçekten sonra gerçekten Emine Aydıncak böyle özel bir kadın ki yani gerçekten hayranlık duyduğum bir kadın. Yani çok fazla konular var. İlk önce çok güzel bir anne, çok iyi bir oğlu var. Aynı zamanda da iş kadını ve çok standartın üstünde olan işler yapıyor. Ve inanılmaz bir hizmet yapıyor ve tamamen sözün arkasında duruyor. Ve tamamen hiçbir menfaate bakmadan bunu severek aşkıyla yapıyor. Ve gerçekten inanılmaz bir insan yani. Burada bu okulu tam zamanında açtı. Burada inanılmaz büyük bir yer. Her şey en kaliteli. Ben bunu çok iyi görüyorum Evet, onu malzemelerin soracağım. Ben şey seçimini. soracağım. Özellikle mesela başka şehirlerde de bulundunuz. Tabii ki Gerek iş yani. icabı, Ben gerek Amerika'da, normal. Almanya'da, birçok Aynen. Paris'te, Kanada'da, her Oralarda yerde böyle bir çok gittim. anaokuluna Öyle denk bir ana. geldiniz mi? Orman anaokuluna. Gerçekten çok fazla yerlere bütün dünyada yani birçok yerlere yani birçok yerde dünyada gezdim. Mesela Amerika'da, Almanya'da, Paris'te, Kanada, İtalya'da vesaire ve böyle bir anaokul hiç görmedim. Gerçekten bu çok çok standart üstünü ve aslında bence Emine Hanım böyle bir insan ki yani bütün dünya aslında bir gün inşallah tanıyacaktır. Çünkü gencecik. İnşallah, sağ Gencecik. Çünkü gerçekten çok fazla vizyonu var. Yani daha sonra neler yapacak bilmiyorum. Takip edeceğim kesinlikle. Malatya biraz uzak. O yüzden çok fazla iletişimde kalamıyoruz. Ama gerçekten takip edecek bir insan. Onun için gerçekten tebrik ediyorum. Burada her tarafta gezdim. Çocuklarla dolu, mutlular. Herkes oyun içinde. Burada inanılmaz güzel kokular var. Bu ahşap kokusu, işte kek kokusu. Burada işte şekersiz kekler yapılıyor. Yani burada kesinlikle yani ben çok bilmiyorum, duyguluyum gerçekten. Çok Gerçekten güzel. yani inanılmaz yani nasıl böyle bir şey yaptı. Bir şey diyeyim, Biz de o bu sefer bu Atatürk'ün hayallerimiz vardı, konuşmuştuk çünkü. Şimdi o hayalleri birlikte görünce onun duygusu gerçekten da var. yani Atatürk'ün tam olarak söylediği Türk kadını motifine uygun hareket eden bir kadınsınız Sağ açıkçası olun, Emine Hanım. teşekkür ederim. Yani bu okul fikri açıkçası tam olarak nasıl meydana geldi? Nereden çıktı? Şöyle Onu aslında daha ben çok merak ediyoruz 22 aslında. yıldır bu sektördeyim. Lise döneminde işte çocuk gelişimcilikle başladım. Aslında ben böyle matematiği çok iyi olan bir çocuk değilim. Daha çok sosyal zekası olan bir çocuktum. Çok da çalışkan değil ama sosyal yaşama önem veren, yaparak yaşayarak öğrenmekten yana olan bir gençlikten geldim. Sonrasında da teyzemin bir peşi vardı. İşte hayatı öğreneyim diye oradan başladım. Liseden sonraki başladım. Bu serüvende 2001 yıllarından beri bu sektörün içine girdim ve çıkamadım. Ama ben bu sektöre girerken hep kendimi geliştirmek istedim. Yani hep bir üretmek, hep çabalamak dediniz ya Türk kadını. Aslında Türk kadının hedefleri olan, emeğini ortaya koyan, bazen diyorlar ki acaba eline nasıl yaptı işte, eline ayrıca nasıl yükseliyor? Aslında insanlar şunun farkına varmıyor. Aslında bunlar birden olmuyor. Ya da bir emek, bir başarı aslında parayla da olmuyor. Hani emek vererek bugünlere geldik. 22 yıllık eğitim hayatımda hep orman okul hayalimdi. Çocukların daha özgür alanlarda olması. İşte dışarıda, içeride yaptıkları şeyleri daha çok masa başı değildi. Yaşayarak nasıl yapabiliriz diye. İşte dramasından tutun, sahne sanatlarından tutun, işte doğayla olan etkinliklerden tutun, vizyonumuzu her gün yüksek tutarak çocuklar için neler yapabilirsek onu yapmak için de bu okulumuzu açtık. Emine Aydıncak Orman Anaokulu olarak da faaliyete bu okulda yeni binamızda başladık. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Peki Bilmem ama ben son sorumu soruyorum. Buradan Emine Aydıncak Orman Anaokulu vasıtasıyla ve Emine Aydıncak yanımızda Malatya halkına vermek istediğimiz bir mesaj var mı?
Malatya sanırım kayısının gücüyle gerçekten Aslında çok özel insana barındırıyor. Yani doğru kelime mi? doğru. Evet, Evet. evet. Gerçekten Hayri Hoca da çok güzel bir insan bu arada. Evet. Güzel bir dizi çektik burada. Bütün Malatya halkı bize çok yardım etti. Gece gündüz çalıştık. Çok soğukta. Çocukların burada tam güvendeydi. Burada komşudan, akrabasından geçtiler. Bir gece orada, bir gece orada. Çok güzel yani hala hatırlıyoruz bu güzel günler. Yani biz ilk güne gelirken zaten direkt böyle bir sıcakkanlılık hissettim. Bir ay burada eğitim gördüler. Burada hiçbir baskı kurmadan, tamamen davet ederek şarkılarla resimler yaptılar. Burada çok güzel destek verdiler. Yani çocuğun kendi güvenini yükselttiler. Ve tabii ki güzel ekip çalışmalar. Yani bir insan bir birey olarak aynı zamanda da ekip içinde güzel hareket etmesini sağladılar. Ve tabii ki doğa çok yakın olmasını da sağladılar. Yani burada birçok kez bahçenin içinde oynadılar. Ve yemek konusunda da çok yani Türk yemekleri vardı ama onların en sağlıklı hali. Yani çocukların da çok severek yediler. Organik yaşamları, bol bol organik Aynen. yaşamları Burada güzel. aslında aynen benim annemin bizi yetiştirme tarzına benzedi. Yani doğa bağımlı ol. Hem yaratıcı hem de yani Mental olarak yani insanın. kognitif ve benim ana hep şey dedi kognitif yani hem zekasını çalıştırarak hem de kalbini çalıştırarak yaratıcılığın gücünü kullanarak tam bir birey olmak yani sadece mantıkla değil aynı zamanda da kalbiyle hareket eden bir insan en son başarılı olur. Yani Burak keşke daha fazla okula gidebilseydi gerçekten. Çünkü başka okullar sadece ekip olarak hareket ediyorlar. Ya da başka okullar sadece bir insan yani birey olarak görüyorlar. Ama burada ikisi bir arada oluyor. O çok hoşuma gidiyor. Yani şöyle diyelim, birey ben mantığıyla değil de Biz mantığıyla. biz Zaten ben mantığıyla hep şey diyorum. hayvanı, doğayı, Evet. insanı seven, o hani hep istediğimiz motifteki birey, insan olma özelliklerini taşıyor. Bunun için zannedersem şehir dışından gelen pedagoglarımız Tabii ki de da var. Eğitimlerde nasıl bir rol model izliyorsunuz peki? şöyle yılın içerisinde Ayşe Sarı Zeybek zaten rehberlik alanında hem NLP de bilinçaltı uzmanı kendisi. Türkiye'de de bu alanda birçok başarı elde etmiş kişi. Tabii bu alanda çalışırken kurum pedagogumuz var. Yine yıl içerisinde Ayşe Sarı Zeybek geliyor. Yine Alman okulu eğitimlerimiz var. İskender Yıldırım çocukların yaparak, yaşayarak yaptıkları etkinlikler üzerinden yapıyor. Yine Kids Education Akademi var. Çocukların akademik çalışmaları üzerinde çalışıyor. Aslında bunların hepsi bir bütünsel. Her şey tek parçayla olmuyor. Biz bu zincir halkasını birleştiriyoruz ve herkes uzman olduğu alanda destek çıktığı zaman ve benim her zaman dediğim bir söz vardır. Hem ekibimde özellikle ekiple oluyor bu iş. Ben değil, biz olduğumuz zaman benim diyoruz ve bu ekip halkasını birleştirip başarıyı bu şekilde elde ediyoruz aslında. Yani şöyle diyelim, ilk öğretmen annemizdir aslında Tabii hepimiz için. ki, tabii ki. Annenin öğrenciye verdiği o yaş yani ilkokula başlayana kadar olduğu verdiği şey ağaç yaş iken eğilir atasözünü bize hatırlatıyor. Siz burada açıkçası bir anne Evet, kesinlikle. vasfını Evet, görüyorsunuz. evet. Anne yüreğiyle kendi çocuğunuzu nasıl yetiştiriyorsanız bir başkasının çocuğunu da o şekilde yetiştirmeye Tabii ki. çalışıyorsunuz. Ya biz bu alanda mesela ben bazen mesleki alanda işte üniversitelere bakmıyorum. Evet işte Gazi Üniversitesi de başka bir üniversite önemli ama bizim sektörde en önemli şeylerden birisi bu işi seviyorum. Her meslek sahibi olan, her bu üniversiteyi bitiren değil de bu işe işte anne sıcaklığıyla. Çünkü çocuğun ateşi çıktığında onu anlayabilmeli.
İşte etrafındaki çocuk koordinasyonunu sağlayabilmeli. Öğretmenlik çünkü bizim sektörde ortaokuldaki gibi, lisedeki gibi değil. Çocuğa kendini ait hissedebilmeli. O zaman zaten öğretmenlik ve annelik devreye girmiş oluyor. O yüzden annelik hissini bulan ekip arkadaşlarımızla bu işi ortaya koyuyoruz. Kendiyle barışık olan her birey aslında herkesle barışık oluyor. Ve dünyaya gülümseme gibi bir virüs yayıyor. Biz yani, inşallah dünyaya gülümseyen çocuklar, yeni enerjiler, yeni nesil, güzel nesil yetiştirmek için ben çocukluğumdan beri biliyorum. Elimden gelenin en iyisini, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet, bu sizlere. Evet, çok sizin teşekkürler gerçekten. Başka bir şey var mı bilmem. Yani Emine Hanım'ın sözleri katılıyorum. Elimizden geleni inşallah. Çocuklarımız için. Zaten Emine Hanım yapıyor. Ben de oyunculuk alanda. Evet. Çok teşekkür ediyorum sizlere bu güzel sohbet için. Sağ olun.